Allah yolunda cihat hayatın önemli realitelerinden biridir. Ve Kur'an-ı Kerim bize gerekli olan emir ve yasakları bildirme sadedinde cihatla ilgili hükümleri de bildirmiştir. Ve pek çok ayette cihatla alakalı, savaşla alakalı durumlara yer verilmiştir. Bizler ve sulhu hayr, Kur'an'dan bunu bilen insanlarız. Sulh hayırlıdır. Bu karı koca geçimsizlikleriyle ilgili bir ayet ama ülkenin kendi dahili dahilindeki problemlerde veya dış ülkelerle olan problemlerde de esas olan sulh. Peygamberimizin hayatında Hudeybiye barışı da var. Ama savaş da var. Demek ki şartlar savaşı gerektirdiğinde savaş, barışı gerektirdiğinde barış esas oluyor ve ecdadımız şöyle demişler hazır ol cenge eğer istersen sulhu sala Evet biz barışı elbette isteriz ama bunu isterken cenge de hazır olmak lazım. Hani derler ya yiğitlik vuruştan ziyade duruş. Ülke olarak duruşunuz güzel olursa bu duruş düşmanlara korku salar ve insanınız iyi yetişmiş, ekonominiz güçlü, silah sanayiniz güçlü böyle bir durumda size sataşmaya cesaret edemezler. Bu konumu sağlayabilmek için de elbette ön hazırlık yapmak gerekiyor. Bu kısımda ayetlerde cihada, savaşa teşvik, cihadın savaşın bir kısım esasları onları ele almış olacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nisa suresi 72-74. ayetler arasında ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Kuzu hizrakum ihtiyatlı davranın Fenfiru sübatin Müfrezeler halinde Sefere çıkın Evinfiru cemi'a Veya Topyekün savaşa çıkın Yani uyanık olmak Yani su uyur düşman uyumaz derler Uyanık olmak Hazırlıklı olmak önemli Müfrezeler halinde işte devletin askeri vardır. Askerler zaten ülkenin savunmasıyla alakalı görevini yapar. Ama yeri geldiğinde de toptan birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemiz işgal altında kalınca istiklal mücadelesi verdik ve toptan 7'den 70'e seferber olduk. Ve inne minkum lemen Yani sizden bir kısmınız gevşek davranacaktır işi ağırdan alacaktır. Fe in esabetkum musibe kale kad en amallahu aleyye Yani eğer size bir musibet dokunacak olsa böyleleri diyeceklerdir ki Allah bana lütfetti iz lem ekun mahum şehide onlarla beraber bulunmadım. Böyle böyle in esabekum fadlun min Allah ama Allah'tan size bir lütuf dokunsa galip gelseniz la yagulanna ke allem tekun beynekum ve beynehuma vedde aranızda sanki bir sevgi yokmuş gibi o zaman şöyle diyecek ya leyteni kuntu mahum keşke ben de onlarla beraber olsaydım fe fevzen azime e, büyük bir kazanca ganimete ulaşsaydım böyle der. İşte bunun devamında fel fi sebilillah öyleyse Allah yolunda savaşsın Ellezine yeşrun el hayate dünya bil ahira. Dünyayı verip ahireti satın alanlar Allah yolunda savaşsın. Burada dünya ahiret. Yani normalde dünyada imkanlarımızın iyi olmasını elbette isteriz. Ama şunu da biliriz ki dünya hayatı gelip geçicidir. Türkiye'nin en zengini olsanız neticede e, kabre bırakılacaksınız. Servetiniz yanınızda olmayacak. Diktiğiniz binalar yanınızda olmayacak. Ve dünya hayatı gelip geçici, kısa. Ahiret hayatı ise ebedi ve daimi. Bir Müslüman elbette ahireti esas alır. İşte ahireti esas almanın gereklerinden birisi de Allah yolunda savaştır. Ve men yugatil fi sebilillah feyuktel ev yalip kim Allah yolunda savaşsa öldürülse veya galip galip gelse fesevfe nutihi ecran azime biz ona çok büyük bir ecir, çok büyük bir mükafat vereceğiz. Yapılacak mücadele Allah yolunda olmalı. Ayette iki defa buna dikkat çekildi. Fi sebilillah kaydıyla. Yani bir Müslüman ganimet elde etmek, işte başka yerleri işgal etmek bu gibi gayelerle herhangi bir savaşa girmez. Bir Müslüman Allah yolunda dini uğrunda mücadele verir. Öldürülse veya galip gelse her iki durumda da Allah ona çok büyük bir mükafat verecektir. Bir başka ayette şöyle deniliyor. Ecealtum el hacci ve imaratel mescidil haram kemen amene billahi vel yevmil ahir ve cahede fi Yoksa siz hacılara su vermeyi, mescidi haramı yani Kabe'yi imar etmeyi Allah'a ve ahirete inanan ve Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tuttunuz? Yani şu manada İslam öncesi Araplarda Kabe yine kutsaldı. Gelen hacılara su vermek çok mukaddes bir görev kabul ediliyordu. Ve Mescidi i Haram'ı Iı, mahmur kılmak onlar son derece önemliydi. Ama bir mukayese yapılıyor. Yani adam müşrik evet Kabe ile ilgili bu gibi hizmetleri görüyor. Böyle birisiyle Allah'a ve ahirete inanan ve Allah yolunda cihad eden kimse bir midir? Elbette bir değildir. La yestevuna indallah bunlar Allah katında eşit olmazlar. Vallahu la yehtil zalimin ve Allah zalim kavme hidayet etmez. Demek ki Allah yolundaki cihat Kabe'de hacılara su dağıtmaktan ve Mescid-i Haram'ı imar etmekten çok daha önemli. Bunu belki günümüze yansır bir şekilde şöyle değerlendirebiliriz. Diyelim bir kısım insanlar bu gibi güzel şeyleri yapıyorlar. Kabe'de ziyafetler vermek ve mescitleri imar etmek gibi. Bu elbette güzel ama bir başkası da var ki Allah yolunda cihad ediyor. Bu çok daha güzel çok daha ileri bir derece. Ve savaş gibi durumlarda Müslümanlarla gayrimüslimlerin farkı ayet-i kerimede bu şöyle anlatılmış وَلَا تَهِنُوا فِي اْبْتِغَاءِ <الْقَوْم> Düşman topluluğunun takipte gevşeklik göstermeyin. اِنْ تَكُونُوا fainnahum ya'lmun kama ta'lmun eğer siz acı çekiyorsanız acı çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyor. Yani savaş tek taraflı bir olay değil. Savaşta evet siz zor durumlar yaşıyorsunuz ama diğer taraf da yaşıyor. Ve tercu'un minallah Allah, la yarcun ve onlardan farklı olarak bir de siz Allah'tan onların ummadıklarını umuyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Bir Müslüman savaş durumunda iki güzelden biri diye ifade edilir bu. İhtel husne yayın. İki güzelden birisi ya galip gelmek ya şehit olmak. Ve şehitlik minen nebiyyin ve şüheda diye ayette nazara verilen devamında vasalihin dört zümreden söz ediliyor. Ve Allah'ın böyle seçkin olarak gördüğü zümrelerden birisi şehitler. Ve şehit bir takım ferdi günahları da olsa evvelinde günahları affediliyor ve cennetin üst makamlarına layık kılınıyor. İşte bir Müslüman savaş gibi durumda Allah'tan bunu da ümit ediyor. Allah'tan şehadeti ümit ediyor. Ama müşriklerin, inançsız olanların böyle bir ümitleri yok. Onlar ölürsek şehidiz böyle bir dinamikten mahrum durumdalar. Böyle olunca bir müslümanın elbette savaşa daha coşkulu, daha dinamik bir şekilde girmesi beklenir ve zaten öyle de olmuştur. Bir başka ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. İnfirû hifeten ve stigalen. Gerek hafif gerek ağır olarak savaşa çıkın. Ve cahidû bi emmâlikum ve enfusikum fi sebilillah. Mal ve canlarınızla mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Velikum hayrul lekum in kuntum talemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Burada gerek hafif gerek ağır olarak bunun tefsirinde çok güzel noktalara temas edilmiş. Mesela denilmiş ki ister severek ister hoşlanmayarak ister aile yükünüz hafif ister ağır ister hafif silahlarla ister ağır silahlarla ister yaya ister binitli ister genç ister ihtiyar ister sağlam ister hasta halinizde her halükarda savaşa çıkın. Yani ayetteki ifade "hfifen <laughs> ve gerek hafif gerek ağır. Çok veciz bir ifade. İşte hafif e, diyelim ki aile yükünüz hafif ama ağır da olabilir. Böyle böyle de olsa çıkın. İster hafif silahlarla ister ağır silahlarla ister genç, ister ihtiyar ister sağlam, ister hasta gibi bunun ayrıntıları bulunmakta. ve فِي اللّٰهِ Hakka جِهَادِهِ Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Hakkıyla cihat, işin hakkını vermek. Bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir savaş öncesi eline kılıcı alıyor. Ve kim bu kılıcın hakkını verebilir diyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah kılıcın hakkı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kılıcın hakkı kırılıncaya kadar düşmanla savaşmaktır diyor. Ebu Ducane Ya Resulallah ben bunun hakkını veririm diyor. Peygamberimiz de al diyor kılıcı ona veriyor. Ebu Ducane kılıcı aldıktan sonra düşman saflarına şöyle biraz gururlu bir şekilde, havalı bir şekilde böyle yürüyor. Peygamberimiz onun ardından şöyle buyuruyor. Böyle bir yürüyüş, yani çalımlı yürüyüş, havalı yürüyüş, Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür. Ama bu gibi durumlar müstesna. İşte Allah yolunda cihat, bunun hakkını vermek, hakkını verdiğimizde o cihattan galibiyet gayet kuvvetli bir şekilde ümit edilir ama e, gerek psikolojik olarak gerek teknolojik olarak gerekli bir altyapı olmadan sırf bir heyecanla bir cihat yapılıyorsa bunun sonucu hüsran da olabilir. Savaş halinde bir ve beraber olmak, e, saflarımızı kuvvetli tutmak gayet önemli. Allahu Teala bunu bize şöyle bildiriyor. İnallaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffan. Şüphesiz Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Yani binada pek çok iri ufaklı taşlar var ama bunlar birbiriyle kenetlenmiş durumda. Ve o zaman kuvvetli bir bina ortaya çıkıyor. Toplumda o bina gibi adeta Ve kimi şu fikirde kimi bu fikirde dağınık olduklarında sağlam bir görüntü vermezler ve kendi aralarında çatışırlar. Ama yek vücut olunduğunda çok büyük bir kuvvet meydana gelir ve bu Allah'ın muhabbetine yol açar. Allah sevdiğinde de elbette yardım eder. Saf suresinde cihatla alakalı çok muhteşem ifadeler yer alıyor. Allahu Teala burada buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler hel edullukum ala ticaretin size şöyle bir ticareti haber vereyim mi? Tunciyukum min bin elim. Elim bir azaptan sizi kurtaracak bir ticareti size söyleyeyim mi? Peki nedir böyle bir ticaret? Tu'minuna billahi ve rasulih. Allah ve Resulüne iman edersiniz. Ve tucahiduna fi sebilillah bi amwalikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Malla cihad, cihadın ekonomik boyutu canla cihat yeri gelirse şehit olmak fiilen sahada bulunmak ve tabi cihat illa savaş demek değil onu değişik vesilelerle dile getirmiştik yani bir insan Allah'ın dinini yaymayı hayatının en önemli bir gayesi edinmiş bu yolda gayret gösteriyorsa barış ortamında da cihadını devam ettirmiş olur ve bu canıyla cihad olur. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Peki böyle bir cihadı yaptığımızda buna neler tereddüt eder? Yağfir lekum zunubakum. Allah günahlarınızı bağışlar ve yudkhilkum cennetin. Sizi cennetlere alır. Tecrimin tahti elen har ağaçların altından nehirler akan cennetlere alır. Ve mesakin tayyibe fi cenneti adn adın cennetlerinde hoş meskenlere sizi alır. Zalikel fevzul azim işte büyük kurtuluş budur. Ve uhra ne ve seveceğiniz başka bir şey onu size nasip eder. Nasrun min Allah Allah'tan bir yardım ve fethun garip ve yakın bir fetih ve beşiril müminin müminleri müjdele. Demek ki Allah yolunda burada anlatıldığı şekliyle bir cihat yapıldığında Allah ehli imanla beraberdir. Ve Allah kimin neyse elbette o galip gelecektir. İn yansurkumullah Allah size yardım edecek olursa fela galibe lekum size galip gelecek yoktur. Ama yardımını çekerse ne yapabilirsiniz? İşte bütün bunlar gerçekten de Allah yolunda cihadın önemini bize vurguluyor ve Allahu Teala bunun dünyevi uhrevi dünyada ve ahiretteki güzel sonuçlarına dikkat çekiyor. Böyle olunca ben Müslümanım diyen hemen herkesin gündeminde cihatta olmalı ve acaba ben Allah yolunda cihadın neresindeyim? Ne yapabiliyorum? Bunu düşünmeli. Eğer pek bir şey yapmıyorsa Neler yapabileceğini bilenlerden sormalı, öğrenmeli ve Allah yolunda cihadını yapmalı.